Sevgili hobidaşlar, hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Ben Sulturgay Karaaslan. Yeni bir levrek avı videosuyla tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün çok zor bir alanda avlanıyoruz. 3 kişiyiz. Levrek için yemlik balık çok fazla miktarda var. Sahtelere çok fazla rağbet edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Muhtelif ima sahtelerle avlanıyoruz. Ben yine suyun yapısı ve ışığın durumu gereği Imasasuke Repa RP105 ile avımı gerçekleştireceğim. Benim için bu tür alanların, bu tür kondisyonların en uygun sahtesi. Bugüne kadar beni hiç boş döndürmedi. Bakalım bugün neler yapacak. Hakikaten zor bir alan. Çok güzel combaklar var. Bakalım balığı kandırabileceğiz mi? Evet arkadaşlar, hepinize rast gelsin. Kısaca takımdan bahsetmek istiyorum. Gelen talepler doğrultusunda kullandığım ekipmanlarla ilgili. 3000'lik Stella kullanıyorum. Önden kalamalı. 0.13 mm kalınlığında beyaz renk Sufix Gore 832 Ghost kullanıyorum. Suya girdiği zaman kısmen görünmez hale gelen bir misina. Bu misinanın önünde 0.40 70 santim uzunluğunda, 0.40 mm kalınlığında fluorokarbon leader kullanıyorum. Sahte değişimini kolaylaştırmak için de, evet, hop bıraktı. Evet, sanırım 105 bugün beni üzmeyecek. Sahtenin önünde de, pardon, liderin önünde de görüyor musunuz? Evet. İlk levreyi yakaladık. Evet, at çekle kefal yakalandı bu arada. Levrek değil. Bunu yaz Turgay diyerek. Ben de mırmır yakalıyordum at çekle. Evet, bir şey kefal yiyorum. Her neyse, sahteyi değiştirmek için, kolayca değiştirmek için klipli fır döndü kullanıyorum. Hava neredeyse esmiyor. Son derece yatık bir hava var. Ve aşırı zor bir yer. Bölgenin durumuna uygun davranmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca ışık kullanmama gayretindeyiz. Bu tür alanlarda size tavsiyem, eğer illaki ışık kullanmanız gerekiyorsa, aydınlatma için, güvenlik için, kırmızı renkli led aydınlatmaları kullanmanız. Kırmızının gecede bir avantajı var sevgili arkadaşlar.
kaygan zeminlerin siyah görünmesini sağlar. Çok belirgin bir biçimde. Bu tür zeminlerin de yosun olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Bu yönden de bir faydası var. Evet, yine güzel bir vuruş aldım ama maalesef olmadı. Tabii bunlar kefal de olabilir. Hatta kuvvetle muhtemel de kefal. Kefallerin bazen böyle delilikleri tutuyor. Az önce de at çekle kefal. Evet. Evet, bunlar kefal. Bu vuranlar kefal. Büyük bir merakla hemen sahteye doğru bir hamle yapıyorlar. O esnada takılıyor. Mırmırlar da aynı şekilde. Evet, çok fazla kefal var. Av zor. Gerçekten çok zor. Bu kadar taze yemin içerisinde acaba ne kadar dikkat çekici olur? Kullandığım kamış boyunu belirtmemiştim. Şimdi aklıma geldi. 2.70 kamış kullanıyorum. Aspire Seabass 10.35 atarlı. Son zamanlarda kullanmaktan en keyif aldığım kamış. Savurması, balıkla mücadelesi oldukça güzel. Yapısı sayesinde istediğiniz noktaya kolaylıkla atış yapabiliyorsunuz. Çok fazla efor sarf etmenize gerek yok. İnanın burası, yani ben binlerce diyeceğim ama sanırım on binlerce kefal var burada. Zor bir alan. Buranın ilacı ne biliyor musunuz? Silikon. Avın çok zor olduğu meralarda sahte sert plastik sahtelerle balığı kandıramıyorsanız en güzeli silikon. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. İnanın bana, kefallere öyle bir saldırıyorlar ki. Ya nasip, bakalım alabileceğiz mi?
Evet. Sanırım bir kefal yakaladım. Ne bu? Işık yakmamaya çalışıyorum. Küçücük bir levrek. Gördüğünüz gibi ufacık. Kendisini hemen ait olduğu sulara fazla bekletmeden atacağım. Dur bakalım. Sakin ol. Kendini yaralama, beni de yaralama. Aman yarabbim. Ya bu genç balıklar. Genç balıklar gerçekten haylaz balıklar. Çok haylaz balıklar. Gel oğlum hadi. Öyle bir yerden almış ki inanılır gibi değil ya. Evet, balığı kurtaracağım diye iğneleri her tarafıma oturttum. Evet. Hemen geldiği yere. Hadi bakalım güle güle. Evet, ufak da olsa bir levreyi kandırabildim. Evet. Yavaş. Şey geliyor. Yani onu anlatıyorum ha. Evet. Duyuyor, teması olmadan. Bir saniye. Bir balık daha geldi. Ne olduğuna bakalım. İma Komomo SF125'te bir tane sargos gördüğünüz gibi. Evet, değişik. Bugün kefal, sargos, levrek. Gidiyoruz bakalım bir şeylerden. Şimdi bunu da hemen kurtarmaya çalışacağız. Bir kare fotoğraf olsun. Evet, sargozla hemen ait olduğu dünyasına hızlıca geri gönderdik. Hız çekiyor dalı, gördün mü? Evet. Sargoz güçlü bir balık. Sargoz deli bir balık. Evet, şu ana kadar 3 balık aldık. At çekle. Bir kefal. Ufak bir levrek. Yine ufak boy sargoz. Bence başlangıç için başarılı. Bu kadar sık balığın olduğu yerde gerçekten başarılı.
özel bir levrek sanırım. Yani yine ufak bir şey ama. Evet, şöyle göstereyim. Yine küçük bir levrekçik yakaladık. Evet, SF 6. Evet, çok güzel. Şöyle göstereyim, kendi kendine kurtuldu. Hadi bakalım. Allah. Gayet güzel. Dima Sasuke RP 105. Bu sahte kesinlikle karasularımızda her kondisyonun sahtesi. Aslına bakarsanız nerede avlandığımı size söylemek isterim ama maalesef bunu yapmıyorum. Nedenlerimi de biliyorsunuz. Balığı kandırmanın anormal zor olduğu bir alanda avlanıyoruz şu anda. İnanın hiç kolay değil. Bu kadar kefalin içinde, bu kadar yemlik balığın içinde. Rengiyle, yüzüşüyle levreğin dikkatini çekmeyi başarıyor.